Hanımlar, beyler, Rey'in oyununun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere 54 yıl hüküm sürmüştük. Bakalım yeni krallarla da bu seriye devam edebilecek miyiz? Bir başarım kazandık. Altıncı kral James. Bakalım James'te neler yaşayacağız. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek ister misiniz? İsterim. Oo, bayağı bir puan kazandık. Babanızın anısına ayin gerçekleştirmek istiyorum. Ya yap hadi yap. Korkunç bir yangın kanalizi yok ediyor lordum. Hazineyi kurtarın, garnizonu kurtarın. Hazineyi kurtarın abi. Borç ister misiniz lordum? Sadece %5 faizde. Demin ki, o zaman bir önceki bölümde yine aynı haltla geldi. Bu anlamadık biz yaşlılığımızdan dolayı. Hayır abi, niye istiyorum ki ya? Lordum biraz eskirme ne dersiniz? İyi bir öğretmenimdir. Biraz bahis oynarız. Allah'ın gardını. Buna Karolüm derler. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Kızgın yaban domuzu. Bu hamleyi nereden öğrendiniz? Hastanede mi? Yanımda güzel bir hemşire vardı. Kartalla savaşmaya çalışan gözü kara bir kurtçuğa benziyorsunuz. Minik bir kekik aslında. Gördün mü? Şerefsiz seni. Kazandınız lordum. Acemi şansı, nasıl daha iyi olacağınızı öğrenmek ister misiniz? Hayır. Evet peder, senin de derdin bitmiyor. İnanılır gibi değil. General Döverli Arnulf kraliçenin yatağında görülmüş. Kimi idam etmemizi istersiniz? Yani bu pezevenk benim karımın yanında ne işi var ki? Gebertin lan pezevengi. Hayda, isyan çıktı. Şu hale bak ya. Yani bir generali öldürdük diyor. Bütün askerler bizi geberttiler yani. Nasıl bir isyandır arkadaş? Edward'la 7. kral olduk. Ne diyor? Mavi olanı dene. Krallar gibi yönet. Varis sahibi ol. Ormanda mavi ve kahverengi mataralar buldum. Mavi olan yenilebilir gibi duruyor. Mavi olanı dene. Ver lan. Sersem. Mavi olanı denedik. Aa, ne yazıyordu göremedik ya. İnfaz edilecek çok fazla kişi var. Oradan yardıma ihtiyacım var. Ne işe yarıyor şimdi? Çok fazla kişi var. Oradan yardıma ihtiyacım var. Al. Thomas Curtin'i. Ne olmuş lan buna? Bir manastırdaki rahibeler kedi gibi miyavlamaya başladı. Bu durum yakındaki köye de bulaşıyor. Bana ne ya? Rahibeler yıllarca miyavlamaya devam etti. Sonunda kilise onları kafir ilan edip manastırı yaktı. Biz zehirlendik herhalde ya. Aha, başka bir psikopata bak. Kralımız çok yaşa. Majestelerinin hayrına dua edeceğim. Et hadi et. Cik cik. Doğu baronlukları korkunç bir cenk beyni sancağı altında birleşiyor. Orduyu gönderin. Gönder. Aha, bunun hale bak, geri zekalı. Bugünlerde tahıl fiyatları pek ucuz. Lordum, ekmeğin fiyatını düzenleyin. İki katına çıkarın anasını satayım. 20. yaş gününüz lordum, kutlayalım mı? Kutla. Aha. Avenzoar Efendi de böyle olmuş. Kurşunun altına dönüşmesi efsanesi hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirmek istiyorum. Bana sermaye sağlar mısınız? Al. Yeni bir general atayın, yoksa düşmanlar bizi ezecek. Tamam, ata hadi. Al. Doğu'nun Cenk Bey'i sizinle görüşmek istiyor. İsterse ordularımızı ezip geçebilir. Onu krallar gibi ağırlamalıyız.
Evet, ağırla bakalım. Griko Dobolozang size doğru geniş tehdit edici bir hareket yapıyor. Ne? Ben çevirebilirim. Ülkeniz çok güzel, sizinle de sarılıp uyumak istiyormuş diyor. Emin misin lan? Bana inanmıyorsanız kendiniz baş edin. Ben gideyim mi? Git dersek savaş mı çıkıyor? Otur lan otur. Şöyle kendi yüzüne işaret ediyor. Şabale şabale. Bekle lan şunu. Fare turuncu mu diyor. İç çek. Her nedense bu tepki barbarı memnun etti. Böyle habale habale konuşarak bu nasıl olacak ya? At sürer gibi yapıyor. Ne diyor bu? O kadar at sürmekten kaba butu ağrımış. Ona üzüldüğünü söyle. Sert sert bak lan. Kendiniz baş edin. Ben gideyim mi? Hayır hayır dur. Haltosundan büyük bir et parçası çıkarıp size teklif ediyor. İyiyim de beni gebert değil mi lan? Gel lan. Ne diyor? Savunmam yok de. Ona uzay aptalın kılıcıdır ha. Tepki barbarı memnun etti. Ne diyor? İç çek. Hafifçe güler. Sen de gül. İyi devamlı memnun. Anlaşılmaz şeyler söyle o zaman. Hakaretti pek işe yaramadı. Doğu baronluklarının bir elçisi yolda. Kellesini kesip geri gönderelim mi? Hayır. Pardon diyecektim ki onlarla anlaşma yapalım mı? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yani ne dediğini bilmiyor. Evet lan evet. Kilise için yeni bir vergi toplamak istiyoruz. Kral ile paylaşılacak elbette. Topla hadi topla. Size bir şarkı söylemek isterim majesteleri. Şarkının ismi Soytarı ve Majesteleri. Seni geberteceğim oğlum. Cellet Ademar yalancısını sevmiyorum sahtekar. Hayır. Doğan'ın Cenk Bey sizinle görüşmek istiyor. İstersen oradan ezip geçebilir. Onu krallar gibi ağırlamalıyız. Evet. Ne? Ülkeniz çok güzel. Sizinle sarılıp uyumak istiyormuş diyor. Emin misin oğlum? Yok gitme. Canı sıkkın duruyor. Teselli et. Sert sert bak. Ben gideyim mi? Hayır. Ona bir at ver o zaman. Bekle bakayım şunu ne diyor. Canı düşmanlarını katledip kafa taslarından kanlarını içmek çekmiş diyor. Şarap ver o zaman. Üzgün ve canı sıkkın duruyor. Teselli et. Ne diyor? Zaman kahramanların kalkanıdır. Uzay aptalın kılıcıdır. Al. Sert sert bak. Salağa bakıyoruz demek ki. Anlaşılmaz şeyler söyle o zaman. Gebertti zaten bizi. Yani bu herifle anlaşamıyoruz. Ne yapacağız abi? Sersem Edward'mışız. Gerizekalıyız ne sersem. Ah, kral da geberdi. 8. Kral Baudin. Casusu işe al. Gelir alırız. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek ister misin? Evet evet istiyorum. Madendeki bir patlamada en az 100 kişi öldü. Kazmaya devam edelim mi? Hayır. Bir takım kişiler öfkelendi ve şimdi cadı avlıyorlar. Gerekirse öldürmeye izin var mı? Hayır hayır.
Görünüşe bakılırsa bu akıl hastalığı çadar tahılı zehirlenmesinden kaynaklıymış. Erzaklar yakılsın mı? Abi erzakları yakarsak halk ne yiyecek? Yak. Erzaklarınız tükendiğinde halkınız yakın gelecekte aç kalması ihtimali yüksek. Ambarımız var. Fazla asker göz çıkarmaz. Daha fazla asker toplayalım. Paramız gidecek. Hayır. Abi hayır diyorum. Niye böyle bu kadar azalıyor ki ya? Batı kralı ordumuzun halinden haberdar. Şimdi bize saldırıyor. Saldırın lan. Silahlar ve savaş hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirmek istiyorum. Yardım eder misin? Hayır dersek gene düşecek abi. Evet lan al. Lord'um kurtlar çocuklarımızı yutuyor. Kurtları avlayabilir miyiz? Ben avlarım. Av başarılı geçti. Bu akşamki ziyafet muhteşem olacak. Evet. Geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edin. Gece olunca başkent sokakları güvenli değil. Hayır. Hayır, borç istemiyorum. Defol git. Başkentte kolera salgını var. Mavi ölüm bu. Kalenin kapılarını kapatın. Halkı iyileştirin. Halkı iyileştirirsek ben öleceğim. Kalenin kapılarını kapat. Aa, gene geberdiler. Ambar yemek ihtiyacını karşılayacak ama lütfen takviye kuvvet gönderin yoksa gözü dönmüşler bizi ezecek. Evet. Yeni kilise inşa etmeliyiz. Yeterince yok mu oğlum? Araştırmam işe yaramıyor. Devam etmeli miyim? Hayır. Ezikler gibi yönetiyorsun. Gebertin lan şunu. İyi dinliyorum söyle. Halkına sunduğun en güzel gösteri şu aptal bahar festivali. Fena değil. Evet, salantaki utuyla aşk yaşarken hepimiz mal gibi dans edelim. Resmen karanlık çağlar, utanç verici. Halk dram, aksiyon, olgun içerikli aşk hikayeleri istiyor. Onları eğlendirmem gerek. Eğlendir. Bu yüzden de kendimi baş eğlence şefi ilan ettim. Sorun yok. Sorun değil. Teşekkür etmene gerek yok. Hayır dersem. Gidiyorum. Bahar festivalinde dilediğin kadar dans etsen. Ne oldu? Lordum, kekimin tadına bakmak ister misiniz? Yemişiz zaten. Lordum, biraz eskirme ne dersiniz? İyi bir öğretmenimdir. Biraz bahis oynarız. Ya yok istemiyorum, defol git. Bir batı köyündeki halk goblinlerden korkuyor. Bununla kim ilgilensin? Kilise ilgilensin. Hayvan olsaydın ne olurdun? He, aslan oldun. Çok fazla şeker tüketiyorsunuz lordum. Bu sizi öldürecek. Evet. Lordum, boş boğaz Graham başkentte bir aslan serbest bırakmayı başarmış. Ortalık kargaşadan geçilmiyor. Ya gerizekalı ya. Orduyu gönder. Limanın yakınlarında son moda bir taverna açtım. Rica etsem bana biraz borç para verir misin? Bende de yok ki oğlum. Hayır, defol git. Kralım, görünüşe bakılırsa ordunuz pek hijyenik değil. Bu sonra biraz vakit ayıralım. İyi, ayır. Tamam, takip et şu salağı. Örnek sizi pazar alanında ıssız bir kervana getiriyor. Kervana girelim. Mariandi. Konuşmayın, gördüğüm şey... Kral mı? Yakoti. Görkemli ve şahane bir duruşu var. Karşısında ise... Bir köpek mi? Yokunda. Gözleri kızıl, ağzı ise sırıtıyor. İşte yeni yine geliyor şeytan. Katla. Borcunuz 600 altın. Hayır, sen bir sahtekarsın. Bence de. Krallıkta ters giden her şey için adalı göçmenleri suçlayalım bence. Hayır. Ailem kalemizin boyutuna gülüyor. Daha büyük bir saray inşa edelim. Yok ya. Sanki ananın evinde büyük bir saray vardı. 25 yıl hüküm sürmüşüz. Tüccarlar yeni bir lonca oluşturup temsilcilerini saraya göndermek istiyor. Hayır dersem para gidecek. Evet dersem para gelecek. Gelsin. Kara kuştan korktun. İyi haber getirmeyecek. Falcizen. Evet.
Kralım, gebeyim, sana bir oğul vereceğim. Bana düşen vazife budur. O kadar ilgilenmiyorum. Güzel bir kızınız oldu lordum. Gel evladım. Mesajda şöyle yazıyor. Size usta bir casusun hizmetlerini teklif ediyorum. İmza P. Evet diyelim. Halk uyanıp tuvalete gitmeni izlemek istiyor. Bunun için para ödeyecekler. Ciddi misin lan sen? Size Akbüyü hakkında bir şeyler öğretebilirim. Tamam da param yok. Hayır. Koynunuzda sinsi bir yılan saklanıyor. Öyle mi? Ben bir seli katilim. Sen benim celladımsın. Bu iş berbat. Keşke. Belki ama yapmak isteyen kimse yok. Dün gece gökyüzünde tuhaf ışıklar gördüm. Belki kaderimin bu krallığa yönetmek olduğunu gösteren bir işarettir. Hayır, sana mı soy şey yapacağım? Defol. Bilginler ikna oldu. Bu bir mucize. Bunu onaylamak istiyor musunuz? Hayır. Başkentte bir patlama oldu. Ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Şehrin kapılarını kapatalım mı? Ya sen de felaket tellalısın ya. Evet, kapat. Cellat ben olabilirim. Hekim Bey, ne? Yeni egzotik zehirlerimi denemenin basit bir yolunu arıyorum. Parası neyse veririm. Ver lan. Aha. Hekimin mahkumlar üzerindeki deneylerin ardından korkunç bir veba yayıldı. İlk çürüyenlerden birisi de sizsiniz. Yani gebertecek başka yol bulamadım beni abi ya. 9. Kral George. Mesajda şöyle yazıyor. Bir Griffin güneydeki garnizonu mahvetti. Yani görmezden gelsek. Görmezden gel. Deprem başkentin büyük bir kısmını yerle bir etti. Şehir muhafızları emirlerinizi bekliyor. Şimdi burada ne yapacağız abi? Şehir muhafızlarının emirlerini bekliyor. İlle de benden bir parayı alacaksın yani. Kurtarın abi adamları o zaman. Eyvah eyvah. Hasat müthiş lordum. Halkı besleyin. Hayır hayır. Orduyu besleyin. Güney Krallığı'na saldıralım. Her geçen gün daha fazla güç kazanıyorlar. Saldır lan. Mesajda şöyle yazıyor. Bir dev Pavoli civarında yeri göğü inletiyor. Yardım etmeleri için rahiplerinizi gönderin. Rahiplerinizi. Para gidecek. Gönder hadi. Genç bir kadın oğlumun sizin piçiniz olduğunu iddia ediyor. Bu sorunu ortadan kaldıralım mı? Hayır. Genç bir kadın. Oğlunun kılıcı olduğu çok geçmeden belli oluyor. Ülkeniz mahvoldu. Allah kahretsin ya. Bazı kralların demek ki hakikaten şeyi yok. Kaderi yok. Vazo ile konuş. Konuşurum. Gelsin. Seyahatlerimde karşıma bir fil çıktı. John Faujan. Göster bakalım lan. Lan gerizekalı bu ejderha. Fil değil ki bu. Ejderha mı? Haha, şaka yapıyorsun. Ejderha diye bir şey yoktur. Tabii. Herkes ejderha bir filmmiş gibi davrandı. Nihayetinde ejderhayı göçebe bir sirke satarak kurtulmayı başardınız. İyi, defolsun. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek ister misin? Evet, evet. Bir sorun yaşıyor olabiliriz. Keşişlerden birisi diğerlerini ısırmaya başladı. Lan gene kurt adamlar geldi ya. Mesajı şöyle yazıyor. Krallığın kıyılarında bir kraken görülmüş. Balıkçılar korku içinde.
Dua edelim geçer. Klos, Udri, Tandute. Var efendi. Lordum bendeniz var efendi. Tüccarlar loncasının başıyım. Lütfen minnetimizin bir işaretini kabul edin. Param vereceğim. Ver lan ver. Tüccarlar loncası geleneksel olarak manastırın ürettiği malları satıyor. Bunu durdurun. Durdurursam param gidecek. Hayır, devam. Mesajda şöyle yazıyor. Adalılar bize gözdağı veriyor. Onlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım. Saldırın lan. Mesajı şöyle yazıyor. Doğu baronluklarında küçük bir köyde bir golem yaratmışlar. Yok daha neler lan. İşgalci ordular turlarımızı yıkmak için mancını kullanıyor. Saldırın oğlum. Doğu baronluklara saldırıyor. Halkı askere almadan kazanmamız mümkün değil. Evet evet. Efendim bu sabah idrarınız orman gülü gibi kopuyor. Bir sürü at binmeyiniz. Tamam. Daha iyi savunmalar gerekiyor. Doğu baronluklarından barbarlar krallığımızın hududuna dayandı. E ne yapacağız oğlum ya? Al. Kutsal seferin ortasında kapana kısılmış bir filozof görüyorum. Elbette. Hapishaneden toplu firar yaşandı. Bir arama ekibi kurmalıyız. Evet, kur. Defol git. Gebeğim sana bir oğul vereceğim. Bana düşen vazife budur. Tamam, ver. Güzel bir kızınız oldu. Gel evladım. Uzun ve kaslı erkeklerle dolu binlerce tekne görüyorum. Lan savaş mı çıktı gene? Çağır lan generali. Doğu baronlukların yeniden savaşı halkları da şu anda hudutlarımızı geçiyor. Kapatın lan sınırları. Fazla asker göz çıkarmaz, daha fazla asker toplayalım. Topla askerleri. Vikingler bize saldırıyor, krallığımızı kuzeye karşı savunalım. Savunun. Zafer, Vikingler yenildi, tüm esirleri infaz edelim mi? Acımak yok lan, vurun kellesini. Madendeki bir patlamada en az 100 kişi öldü, kazmaya devam edelim mi? Hayır, hayır. Bir takım köylüler ilahi varlıkların kendilerine saldırdığını iddia ediyorlar. Muhtemelen daha az vergi ödemek için bir numara. Evet. Fırtına hamili Brownwist. Brownwist. Askerlerimi katlettiğiniz için sizi lanetliyorum. Kölemsin lan sen benim artık. Lan oğlum ya. Neyse 24 sene yaşadık en azından. 806 senesi James, 11. kral. Ver sıradaki gelsin. Mesajı şöyle yazıyor. Güneydeki bir köyde çok eşlilik teşvik ediliyor. Kiliseye gönderin gitsin. Yeni kilise falan yok. Quanta takun. Çok fazla düşmanla savaştayız. Bu da pahalıya mal oluyor. Ateşkesle anlaşmalıyız. Evet evet. Kareniz fazla zayıf. Yeni kule inşa etmeliyiz. Ver. Altın kazısı esnasında tuhaf bir mahzenin girişini bulduk. Mahzen çok korkunç. Ruhani sesler ve kötü kokular var. Ben bir gideyim bakayım ne varmış orada. İskelet uğursuz haykırıyor veya gülüyor. Kılıcı pek uzun. Ulan saldırsak bir dert. Saldır be. Saldır. Kendinizi tekrar oluşturup toprak kapısından gir. Sağdan git. Ötür kapıdan gir. Geri dön. Saldır şuna. Saldır şuna bir daha. Ay Allah kahretsin.
Şarkı söyledik, bir kurtçuk bir sıçan dans ediyorlar. Bir kral, bir büyücü, bir düzenbaz sansar. Savunmaya geçti. Kırmızı gözleri var, bazen bana kızıyor. Geri çekil abi. Güzel. Victor'un çok büyük kırmızı gözleri var, bazen bana kızıyor. Düzenbaz sansar. Bence saldırmanın tam zamanı. Saldır bir daha. Bir daha saldır. Heh, çok güzel. Ateş kapısından gir. O da çürümüş kokulu havayla dolu karanlık bir koridor açılıyor. Sanki devasa bir cihazın merkezindeymiş gibi yüksek sesler duyuyorsunuz. Su kapısından gir. Su kapısından gir. Devam et. Altın kapısından gir. Aç. Al. Tuz kapısından gir. Saldır abi, saldır. Geri çekin. Saldır şimdi. Ya. Nötr kapısından gir. Nötr kapısından gir. Devam et. Devam et. Hava kapısından gir. Kapıyı anahtarla aç. Kaleye geri dön. Hükümdarım, saldırı altındayız. Dilenciler sokaklarımız sarmış durumda. Kovun lan hepsini. Mesajda şöyle yazıyor. Bir ejderhanın hazinenizi işgal etmeyi planladığı söyleniyor. Arttırın güvenliği. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek ister misin? Evet, evet. Güneyde bir mucize yaşandı. Peygamberin bir heykeli kan ağlıyor. Hakiki olduğunu iddia etmeliyiz. Yok, öyle bir iddiam yok. Mal ve efsunlarım için birkaç dükkan açmak istiyorum. Bana ne? Ulan var ya efendi. Başkentin altın kuyumcuları mesleklerin örgütlenmesi için bir ticari birlik kurmuşlar. Onayınızı istiyorlar. İyi ver. Askerlerinizin maaşı çok az. Lütfen onlara düzgün ve zamanında ödeme yapın. Al. Kuzeydeki halkınız batıl inançlı ve kafir. Daha fazla kilise inşa edelim mi? Hayır. Komşu ülkelerde elçilik inşa edelim mi? Savaş çıkmasının önüne yardım edebilir. Evet. Bir takım sarhoş askerleriniz bir manastırı talan etti. Adalet istiyoruz. Evet. Uzaklardaki bir köyün halkı çocuklarına kralın adamlarına tükürmeyi öğretiyormuş. Alim ibret olması için cezalandım. Hayır hayır. Kralım gebeyim. Lan bu da kaç tane çocuk doğurdu arkadaş ya. Güzel bir kızınız oldu orada. Oğlan istiyordum ben. Mesajı şöyle yazıyor. Kara kuşu inanmayın. Haberlerin hepsi sahte. Şöyle yazıyor. Pipin kötü kişilerin elinde bir kukla. Yazık. Neden? Lan hain herif, tüylerin tek tek yolarım senin. Öyle mi? Sıkıysa gel de bakalım güzel beyaz güvercin. Sıkıysa dene. Hey ho hey. İki kuş da size bakıp nihayet varlığınızı fark ediyor. Hah, aferin kanatlı şeytan, aferin. Artık öğrendi. Size bakıyor. Kaç zamandır uğraşı uğraşı güçlü mesajlarımı yazıyorum, hiçbir işe yaramadı. Evet. Evet, mesajların gerçek yazarı benim. Ama güvercin olduğumu bilseniz inanır mıydınız? Hayır. İnanmayın ona. Onun kalenin kulesinde... İnanmayın ona. Onun kalenin kümesinde doğmadığına dair kanıtım var. Hepsi sahte, bölücü. Seçim yapın, kralım. Sadece tek bir kuş kalabilir. Hangimiz? Sen. Ekonomiden hiç anlamazsın biliyorum. Tüccarların önünde ilan verici bir konuşma yapayım mı? Ya defol git. Eşiniz gizlice bir başkasına aşık. Kim lan?
Bir manastırdaki rahibeler kedi gibi miyavlamaya başladı. Gebertin lan şunları. Şimdi orduyu gönderiyorsun. Kilise utanç duysa da bunu destekliyor. Gerizekalılar. General Döverli Arnulf akıntıya karşı yüzen bir somon. Boşver. Mina baba oyanag. Bize ülkede ilahi adalet uygulama gücü verin. Papa bedelini ödemeye hazır. Ah. Fazla asker göz çıkaramaz. Daha fazla asker toplayalım. Evet evet topla. Damla nehrinin ağzı yolcular için tehlikeli bir bataklığa dönüşmüş. Tüm bölgeyi temizlemeliyiz. Evet. Para bitti. Zoruna mı gitti? Size ak büyü hakkında bir şeyler öğretebilirim. Hayır. İnanılır gibi değil. General Döverli Arnulf kraliçenin yatağında görülmüş. Kimi idam etmemizi istersiniz? Lan tam bir pezevenk ya. Lan bu kraliçeyi gebert lan. Efendim kıtlık yaşanmaması için biraz para harcayıp halk ambarı inşa etmeliyiz. Hayır. Hayır inşa etmiyorum. Bayrağımızı değiştirelim hiç şık değil. Hayır. Koynunuzda sinsi bir yılan saklanıyor. Öyle mi? Teşekkür ederim. Lütfen genç ve masum kadınların aptalca ve korkakça katledilmesini durdurun. Evet. Başkentte bir patlama oldu. Ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Şehrin kapılarını kapatalım mı? Kapatırsak para gelmeyecek. Kapatmazsak bizi gebertecekler. Oğlum ne lan böyle üst üste patlama oluyor? Bir patlama daha oldu. Bu kez tüccar mahallesinde güvenliği arttıralım mı? Hayır. Bugünlerde tahıl fiyatları pek ucuz. Lordum ekmeği fiyatını düzenleyin. Biraz arttırın. Buğun yalancısını sevmiyorum. Ağlayıp duruyor. Bak, haklısın. Kralımız çok yaşa. Bugün 50 yaşınıza bastınız. Evet. Tüccarlar loncası geleneksel olarak manastırın ürettiği malları satıyor. Bunu durdurun. Geleneksel olarak manastırın ürettiği malları satıyor. Bunu durdurun. Hayır. Kara borsa çok büyüdü. Durdurmak için orduyu sokaklara gönderin. Gönder lan. Abi 40 sene sen hüküm sürüyorsun. Saçma sapan bir nedenden de ölüyorsun ya. Kral William. Abi bunda salak salak hareket etmeyelim ya. Seçimlerinizden biri binlerce masum kişi öldürecek. Hangisi? İnfaz edilecek çok fazla kişi var. Oradan yardıma ihtiyacım var. Evet al. Bir gemi karantina altına alındı. Vebalı olabilir. Tüm limanı karantina altına alalım mı? Al. Atlı arabalar yolun hangi tarafından gitsin? Sağ taraftan gitsin. Bir gemi karantina altına alındı. Vebalı olabilir. Ya demin aldık ya. Hayır. Kara ölüm bu. Tüm cesetleri ne yapalım bilemiyoruz. Ölüleri yakın, canlılara yardım edin. Kalenin kapılarını kapatın. Veba halkınızı kırıp geçiriyor. Krallık halkı için kötü bir zaman. Borç ister misiniz? Hayır. Madem bir patlamada en az 3 kişi oldu. Kazımaya devam edelim. Hayır. 20 yaş günümüzü kutlamadım. Evet. Bir kez mahvoldu. Her şeyin sahibi tüccarlar ve soylular. Ya abi nasıl bir veba vurdu ya? Böyle bir şey olamaz ya. Allah cezanı versin seni farikere. Nereden bulaştırdın lan? Çok yaşa yeni kral. Yaşar. Doğu baronlukları yeniden savaşıyor. Halkları da şu an hudutlarımızı geçiyor.
Kapatın lan sınırları. Madende bir miktar altın bulduk. Daha derini kazmıyor. Evet evet çalış. Yokum. Ben aslında yokum. Ben bir gölgeyim. Ne diyorsun lan? Sahte bir sakal ve kırmızı bir palto giyen şişko bir adam sokakta çocuklara hediyeler dağıtıyor. Kimmiş ki lan bu? Sahte bir sakal ve kırmızı bir palto. Noel Baba. Cellat. Benim olduğumu nereden anladın? Sadece sevgi, şefkat ve bolca şeker dağıtmak istedim. Ver lan parasını. Kendi kendimi infaz edemem değil mi? Devam edeyim bu durumda. Evet hadi. Genç bir prensin Karakaya kalesinde zorla tutulduğunu duyduk. Git git. Prens içim geldi. Evet. Aa güzel al senin olsun. Ama bilmiyorum, kız için geldim. Buyur al işte bu kadar. Tamam ver kızı gideyim. Döndürün mü efendim? Küçük maceranız hoşlandınız mı? Ejderha ucuz olmadı. Evet. Bence de. Bir takım kişiler öfkelendi ve şimdi cadı alıyorlar. Gerekirse öldürme izin var mı? Gebert lan. Görünüşe bakılırsa bu akıl hastalığı çadar tahılı zehirlenmesinden kaynaklanmış. Erzaklar yakılsın mı? Hayır. Ya Allah kahretsin ya. Halk günah keçisi arıyor. Rahip ile general öldürdüler. Orduyu gönderin. Kapatın kapıları. Madenler altın dolu lordum. Ver lan parasını. Halk uyanıp tuvalete gitmeni izlemek istiyor. Bunun için para ödeyecekler. Hayır. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek istemiyor musun? Evet evet. Tavuk fiyatları çok arttı. Halk bu konuda kafa yoruyor. Ticareti düzenleyeceğimizi söyleyelim. Evet. Tavuk fiyatlarını düzenlemek tehditiniz pazarda pek olumlu bir etkide bulundu. Elbette aslında düzenlenme yaşanmadı. Bu kek ile cennetin tadına bakacaksınız lordum. Evet. Güney krallığına saldıralım. Geçen gün daha fazla güç kazanıyorlar. Saldır lan. Hükümdarım saldırı altındayız. Dilenciler sokaklarımız sarmış durumda. Def edin hepsini. Bir sorun yaşıyor olabiliriz. Keşişlerden birisi diğerlerini ısırmaya başladı. Çağırın generali. Emrediyorum lan sana. Bunlar duvarla Arnavut keşişlerini hapse atıyor. İşkence gören keşişler gerçekten de kurt adam olduklarını itiraf ediyor. Bence de. Ya defol. Evet. Damla Nehri yine kurumuş. Baraj inşa etmeliyiz. Evet, evet. Nehir yatağında altın bulduk. Bu parayı ne yapalım? Paylaşalım. Hapishaneden toplu firar yaşandı. Bir arama ekibi kurmalıyız. Yani ne yapacağız ki? Kur arama ekibini. Genç kardeşimi Bahar Festivali'nde bize katılmaya davet ettim. İyi yapmışsın. Şehir muhafızlarını sayıca gölgede bırakan bir orduyla geldi. Pekala. William. Kim lan bu? Bana aldırma. Birkaç yıllığına ziyaret ediyorum sadece. Kalıcı bir şey yok. Yok ulan öyle bir şey. Defol. Biraz cömert olun. Fakirlerin pek çoğunun evi yok. Hadi inşa edelim. Ver lan hadi. Oha. Uzun ve kaslı erkeklerle dolu binlerce tekne görüyorum. Herkes hayal kurar abi. Ormanda mavi ve kahverengi mantarlar buldum. Mavi olan yenilebilir gibi duruyor. Tabii. Fakirler için inşa ettiğimiz evlerin kiralarını artırarak biraz para kazanabiliriz. Yok yok. Efendim bu sabah edineniz orman gibi bir kokuyu bir süre at binmeyin. Tamam binmeyiz. Ailem kalemizin boyutuna gülüyor. Daha büyük bir saray inşa edelim. Oldu. İşimiz gücümüz yok. Babanı eğlendireceğiz. Bugünlerde tahıl fiyatları pek ucuz lordum. Ekmeği fiyatını düzenleyin. Arttırın biraz. Yine geldi pezevenk. Güney Kraliçesi size 40 kitap teklif ediyor. Kütüphane inşa edelim.
Yok. What's that, Mısım? Pek ünlü bir ozan tanıyorum. Ahenkli dameler çevremizi sarsın. Ozan işe aldık. İlahi musiki. Krallığın morali. Bu krallığın morali hiçbir zaman yerine gelmez. Salgın hastalıkların hızlıca yayılmasını engellemek için bir hastane inşa edebilirim. Yani para yok ki. Hekim? Efendim bu sabah Edirne'niz orman gülü bir kopuyor. Ya defol git be. Hastanenin başına neden hekimin geçmeyeceğini söylemeye gerek yok değil mi? Evet. Böyle bir niyetim yoktu. Peki ya hastane? Yap hadi yap. Yap. Yap para kalmadı. Hayır. Aşkım bir tumor numaramı organize etmek istiyorum. Defol git. Hayır. Halkın umurunda bile değil. Evet. Bu kadar mı? Bu konuda söyleyeceklerin bitti mi? Evet. Siktir git. Hayvan olsaydın ne olurdun? Aslan mı? Hayır. Akrep mi? Hayır. Ceylan mı? Evet. Başkentin çevresine sur inşa edelim. Pahalı olacak ama parasına değecek. Param yok ki. Boşboğaz Graham başkente bir ceylan getirmiş. Halk ceylana bayıldı. Hayvanat bahçesi inşa edelim. Ya abi her gördüğünü bunlar da ya kapatmak istiyor ya parasını almak istiyor. Ya değişik değişik hareketler. Gerizekalı mısınız oğlum siz ya? Hayvanat bahçesi inşa edecekmiş. Hayır demiyorlar ki hani kesip yiyelim veya bakalım yemleyelim. Hayvanat bahçesi inşa edecek bir tane ceylana. Hayır ya. Kralımız çok yaşa. Bugün 50 yaşına bastınız. Evet. Uzaklardaki bir köyün halkı çocuklarına kralın adamlarını tükürmeyi öğretiyormuş. Hayır cezalandırma falan yok. Kralım gebeyim sana bir oğul vereceğim. İyi ver. Kraliçe Felicia güzel ve sağlıklı bir oğlan doğurdu. Vaftiz babası kim olsun? Rahip olsun. Biraderim kalender ne güzelmiş. Gerçi birazcık küçük. Olduğu şekliyle güzel. Güney Batılı olan çatışmalarına yardım istiyor. Ordumuzu tarafsız gözlemciler olarak gönderelim mi? Parasını ödeyecekler. Evet. Halkınız çok yor, tembel ve şişko oldular. Ekmeğin fiyatını arttırın. Çıkar iki katına. Pek sevgili kayınbiraderim. Oğlun ve kızımı nişanlayalım mı ne dersin? İyi lan al. Askerlerimiz aşırı hevesli çıktı. Artık hem güne hem de batıyla savaştayız. Orduyu geri çek lan. Karanizde batıdan bilim insan arkadaşlarımla buluşmak isterim. İyi buluş. Bir batı köyündeki halk goblinlerden korkuyor. Bununla kim ilgilensin? Yolla rahibi ilgilensin. Dün gece kalede tuhaf sesler duydum. Daha fazla muhafız devreye gezmeli. Hayır. Galerinin altındaki bir mahzenin girişini keşfettik. Giriyorum lan içeri. Geri dönüş. Kargaşa hakim oluyor. Eyvah eyvah. Altın kapısından gir. Aç. Bu ne lan? Lan içsek mi içmesek mi ya? Hay Allah kahretsin. İç lan. Hay koyuyor veya gülüyor. Kılıcı pek uzun. Saldır lan saldır. Saldır şuna. Heh defol. Başım kendini tekrar oluşturup oluşturmanı görmek için beklemeye karar veriyorsun. Toprak kapısından gir. Devam et. Tuz kapısından gir. Devam et. Sağdan git. Geri dön. Ateş kapısından gir. Hava kapısından gir. Kapıyı tekmele. Ayağınız acıyor. Geri dön. Devam et. Saldır. Saldır şuna.
Nötr kapısından gir. Tuz kapısından gir. Hava kapısından gir. Abi tekmeliyoruz da kapı açılmıyor ki. Biz gebereceğiz burada. Gir ateş kapısından. Gir arsenik kapısından da. Devam et. Ya bir gebermedi gitti şu ya. Geri çekil. İyi oldu. Toprak kapısından gir. Devam et. Devam et abi. Sağlı gidelim. Altın kapısından gir. Aç. Al. Çok şükür. Hava kapısından gir. Kapıyı anahtarla aç. Ay çık şuradan ya. Damlı nehrin ağzı yolcular için tehlikeli bir bataklığa dönüş. Bütün bölgeyi temizlemeliyiz. Bir temizle hadi. Konuşmayın. Gördüğüm şey kral mı? Konuşma karşında ise harabeler mi? Her şeyin sonunda adalı kendisine düşen rolü yerine getirecek. Devam et. Ben sahtekar. Yürü. Cüretkar bir giriş. İşim ilgini çeker miydi? Söyle. Köle ticaretine yatırım yapabiliriz. Hazineye katkıda bulunacağına garanti verebilirim. Ayrıntıları anlatma yeter. Tamam gir hadi. Eyvah eyvah. Köle ticaret sınırsız zenginlik sağlıyor. Peki ya ruhunuz? Ruhum satıldı. Bu neymiş? Bir takım köylüler ilahi varlıkların kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Muhtemelen daha az vergi ödemek için bir numara. İnanıyorum lan onlara. Otur. Köle gemilerinden yalnız 56 yıldır hüküm sürüyoruz. Ulan 60 seneyi bir dolduralım. Rekora gidiyoruz. Köle gemilerinden birini ziyaret ettim. Hiç dayanılacak gibi değil. Ama kazançlı abi. Bari efendi çok geçmeden saraydan alıp bir daha asla dönmüyor. Defol git. Doğu baronlukları korkunç bir cenk beni sancağı altında birleşiyor. Orduyu gönderin. Hayır. Ya Allah kahretsin ya. Lan o kadar para içinde geberdik ya. Abi ne güzel köle ticareti kurmuştuk. Oradan parayı vuruyorduk ya. Ey Allah kahretsin be. Ulan tam güzel bir şey yapalım dedik. Halk galyana geldi arkadaş yani. Ne olacak 3-5 tane adam satıyoruz. İşe yaramaz insanları veriyoruz gidiyor yani. Hayretmiş. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar yeter. Seriyi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.